Aydın Engin T24 Bir Kişilik Sorgulaması Tayyip Erdoğan. Değerli izleyiciler, Aydın Engin Bey'in yazısını kendi tarzımla sizlere aktarıyorum. Ya Recep Tayyip Erdoğan söylediklerine sahiden inanıyorsa, başına bakıp bilimsel bir alan ayrattığını düşünmeyin. Haddimi bilirim. Benimki sağlık merak. Kökleri Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı günlerine kadar uzanan bir merak. Merak edilmeyecek gibi de değil, bir konuda bir şeyler söylüyor. Biliyorsunuz ki, hem de kesin olarak biliyorsunuz ki, söylenenler doğru değil. Kestirmeden gidip kolayına kaçıp AKP reisi Erdoğan yalan söylüyor denebilir. Tamam, sonunda Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılır. AKP yargısının yeni savcılarından birinin karşısına dikilmek zorunda kalırsınız. Ama Erdoğan'ın bu tutumu bu kadar sık yinelenince kolayına gitmek doğru olmasa gerek. Sanki konunun ya da sorunun yalan söylemenin ötesine uzanan bir yanı da var gibi. Sanki Erdoğan söylediklerinin doğru olduğuna inanıyor ya da doğru olduğunu sanıyor. Çok gerilere gitmeyelim. 2018 Mart'ının son günü yapılan AKP Pendik İlçe Kongresi'nde Erdoğan uzun uzun bir konuşma yaptı. Yurt dışına gitmek için çabalayanlara, Türkiye'den gitmek isteyenlere öfkelenmişti. Şöyle cümleler kurdu. Türkiye'de yaşamayan, usanan biri ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Aslında bunlar için bir ofis açıp bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük yük. Tabii birilerinin kalkıp efendim mantığınız yanlış. Hele gitmek isteyenlerin keyif için değil, bu ülkede iş bulamadıkları için gençler, hele üniversiteli gençler Türkiye'de kendilerine bir gelecek göremedikleri için yurt dışına gitmek istiyorlar. Sizin dediğiniz gibi Türkiye'den usandıkları için değil demediği, diyemeyeceği için Erdoğan böyle çağla konuştu ve herhalde biraz da olsa rahatlamış oldu. Şimdi gelelim iki gün öncesine. AKP reisi bu kez Doğu'da Hasankeyf Köprüsü'nün açılış törenindeydi. Yine yağdı gürledi. AKP'nin, yani kendisinin yarattığı Türkiye ile övündükçe övündü. O konuşmadan kısa bir alıntı yapacağım. Eskiden özellikle gurbetçilerimiz Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederlerdi. İş aş bulmak için vatandaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalırdı. Bu tablo bugün büyük oranda tersine döndü. Konuşmayı televizyon ekranında dinleyenlerdenim. Gözleri, mimikleri, vücut dili söylediklerine inandığı izlemini uyandırıyordu. Bir adım daha ileri gireceğim. Erdoğan galiba bu söylediğine sahiden inanıyor. Daha sonra artık ağaç iş gelecek aramak üzere Türkiye'den bir batı ülkesine kapağı atmak isteyenlerin geçmişte kaldığına bizlerin de inanmasını istiyor. Ve biz bu iddianın baştan sona, tepeden tırnağa, birbirinden noktasına kadar yanlış olduğunu biliyoruz. Hele Türkiye, AKP'li kasaba belediyelerinin başında bulunan kasaba siyasetçilerinin kafa Almanya'ya atmak için kaçakçı çetelerine 6.000 yerine göre 10.000 euroya kadar bedel ödeyen vatandaşlara çetelerden belediyeye armağan edilecek bir kamyon, bir ambulans, bir amanta karşılığı gri pasaport, vize engeline takılmayan hizmet pasaportu verdikleri gün ışığına çıkmasıyla patlayan rezaletle çalkalanırken, Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile sınırlı sanılan bu insan ticaretinin daha sonra Bingöl, Muş ve Malatya'daki ilçe ve belde belediyelerinde epeydir yaygın olduğu anlaşıldı. Rezalet bu bölgeyle de sınırlı kalmadı. Kapağı Almanya'ya atmak için her şey. Mesela 10 lira ödemeyi göze alan, sahte görev pasaportu alarak sahtekarlık suçu işlemekten kaçırmayanların Ordu'dan, Korgan, Elazığ'ın, Arıcak ve Baskil, Van'ın Tuşba belediyelerine kadar yayıldığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde bu mutan çağı daha da yaygınlaşırsa kim şaşırır ki? Tekrar başa dönelim. Türkiye bu rezaletle çalkalanırken inkar etmek isteyen AKP'li belediyelerin suratlarında kendi yazılı belgeleri tokat gibi patlarken, yani tam da böyle günler yaşanırken AKP reisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir köprü açılış töreninde iş aş bulmak için vatandaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalırdı. Bu tablo bugün büyük oranda tersine döndü dedi. Diyebildi. Artık birkaç gün önce savurduğu Türkiye'nin COVID-19 salgınına karşı mücadelede dünyada en başarılı ülkelerden biri olduğu iddiasına girmeyeceğim bile. Bunu sadece gözlerimizin içine baka baka söylenmiş bir yalan olarak algılamak ne kadar doğru olur? Ya yukarıda dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan
söylediklerine sahiden inanıyorsa. İnşallah yalan söylüyordur, yoksa dediğinizi duyar gibiyim diye soruyor yazar. Tarafsız haberde tarafsız şekilde sizlere aktardık. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, esen kalın.